İyi akşamlar arkadaşlar. Hazırsak hocam. İlk olarak maç öncesinde de az önce de tekrar hatırlattım. Şehitlerimiz var. Bence kazanılan kaybedilen her maçtan daha önemli. O insanlar, biz burada rahat bir ortamda futbol oynayalım. Hepimiz evlerimizde rahat, çoluk çocuğumuz okula rahat gitsinler diye canlarını feda ediyorlar. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine de başsağlığı diliyorum. Evet, Galatasaray deplasmanı Rams Arena'da ülkenin en zor deplasmanlarından birisi. İyi bir atmosferde, iyi bir seyirci desteğiyle, iyi bir oyuncu gücü ve oyun gücü olan Galatasaray takımıyla mücadele etmek zor olduğunu biliyorduk. Ama biz de İstanbul'a şartlar ne olursa olsun, hangi kadroyla gelirsek gelelim, buradan iyi bir sonuçla puan alarak Kayseri'ye dönmek ana hedefimizdi. Maçı sizlere kısaca özetlersem, maç öncesi stratejimiz olabildiğince önde karşılayabilmek. Biraz mümkün olduğunca Abdülkerim'i kapattık. İlk yarıya baktığımızda çok çok fazla ilk yediğimiz golü biz hücuma çıkarken kaybettiğimiz top, sonrası olan o arka arkaya kornerlerdeki adam adama verdiğimiz oyuncuyla eşleşme hatasından yedik. Bizim adımıza talihsizdi, hataydı ama biraz da. Sonrasında genel olarak oyundan kopmadığımız bölüm, bizim de rakip kaleye ceza sahasına 10 kere girmişiz. Rakibin 15 ilk yarı baktığında bu stadyumda bu o oyun ve oyun güçlerini karşılaştırdığında bizim adımıza fena bir ilk yarı değildi. Topa ciddi anlamda sahip olduğumuz, ürettiğimiz, kaleye gittiğimiz bölümler vardı. Ve nitekim 45'te Bağken penaltı kaçırmamız da bizim adımıza talihsizdi. Ama ikinci yarı biz gene kendi oyunumuzu ortaya koyarak biraz daha baskıyı biraz daha arttırarak, hatta çünkü kazandığımız her topu özellikle merkezde ciddi geçişler bulabiliyorduk. Hataya zorladığımız pozisyonlarda bir Galatasaray takımını yaptığı hatayla Ayrton'la bulduğumuz golle eşitliği sağladığımız bir bölüm, 60'lı dakikalar. Sonrası doğal olarak tabii Galatasaray seyirci desteği, oyuncu kalitesiyle bizi biraz daha itecekti ve nitekim de itti. Ama o bölümleri baktığınızda, yani tekrar bakarım ama çok %100 net pozisyon sanırsam vermediğimiz. Verdiğimiz evet bir iki pozisyon vardı ama %100 olarak değerlendireceğimiz bir pozisyon yoktu. 80'lerde pozisyon maalesef yaptığımız gene bireysel hata sonucu oluşan penaltı. Sonraki bölümde oyuna dokunmaya çalıştık tekrar ama kolay da değil. Ve 2-1 kaybettiğimiz maç. Üzgünüm. Şartlar, durumlar ne olursa olsun buradan ana hedefimiz dedi, söylediğim gibi puan almaktı. Bugün itibariyle başaramadık. 5 hafta öncesinde 9 maçta 8 galibiyet aldığımız periyotta sizler bana takımın hedefi nedir diye sorduğunuzda kulübün belirli dönemlerden geçtiğini, bizim için akılcı, rasyonel hedefin her zaman özellikle kısa hedefler olduğunu, bir maç sonraki maçın kazanılması hedefinin en elzem hedef olduğunu söylüyordum. Bugün baktığımızda son 5 maçını kaybeden bir takımın teknik direktörü olarak da söylediğim şeylerin aslında bugün de aynı şeyi size söyleyebilirim. Kaybettik. Galatasaray Kulübü'nü, oyuncuları, Okan Hoca'yı tebrik ediyorum. Onlar kazanmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Hakem Atilla Hoca gördüğüm kadarıyla, tekrarlara bakmayacağım ama bence fena maç yönetmedi, iyi maç yönetti. Şeyleri de bilmiyorum. Ne bizim penaltı ne Galatasaray, inanın da bakmadım. Çok samimi konuşmak gerekirse. Onun üzerinden de oyunu, maçı değerlendiren de bir insan değilim. Olmadım, olmayacağım da. Mazeret üretmeden var olan oyuncularımızla biz direnmeye devam edeceğiz. Kayseri Spor
şunu net söyleyebilirim ki büyük bir takım tarihiyle, şehriyle, desteğiyle Kayserispor forması da ağır bir forma. Bugün sahada ilk defa 11'de yer alan Eray da giyse, Yiğit Emre Çeltik de giyse, 19'dan Baran Talha da giyse, ikinci defa Hayrullah da maçta forma giyen Hayrullah da giyse bu formanın hakkını vermeye çalışır. Ve bugün çocuklar aslanlar gibi o anlamda hakkını vermeye çalıştılar. Baktığınız anda gerek taktiksel sadakat, gerek planları ellerinden geldiğince doğru uyguladıklarından dolayı Galatasaray'ı nasıl tebrik ettiysem belki daha fazlasında kendi oyuncularımı tebrik ediyorum. Evet, biz dediğim gibi son 5 maçı maalesef belki kaybettik ama haftaya İstanbulspor süreciyle başlayan bir serimiz var. Nasıl 9 maçın 8'ini kazanan bir seri, birinde beraber kalan bir seri yakaladıysak da tek arzumuz, düşüncemiz bugünden itibaren en önce Perşembe oynayacağımız Gençler Birliği Kupa maçı. Sonrasında bir dahaki hafta Pazartesi ile başlayacak İstanbul, Samsun ve Antalya maçlarındaki periyot olacak. Bunlardan daha büyük, daha iyi sonuçlar almakta en büyük arzumuz, isteğimiz olacak. Şöyle Serdar Bey, teşekkür ederim en başta. Evet, dediğiniz doğru. Maç öncesi stratejimiz biraz daha özellikle Abdülkerim tarafını biraz daha kapattık. Dikkat edin, Abdülkerim'in bugün oyuna belki en az girdiği maçtır Galatasaray'da. Nitekim de oradan istediğimizi aldık. Ben aslında altınlı savunma yapan bir teknik adam değilim. Yapmadım da hiçbir zaman. İlk yarıda yapmadık. Zaman zaman değişimler oldu. Yani Ramazan'ın merkezi kapattığında Hasan Ali kaydı. Ramazan'ın dışarıyı kapattığında Hasan Ali içeriye aldı. Amacımız orada Galatasaray'ı içeri sokmamaktı. Zaman zaman uzun orta yemeği de göze aldık. Çünkü bugün oynadığı santrafor Halil'le oynuyorlardı. Stratejilerden biri de oydu. Sizin de yakaladınız. Aslında benim Karol, şunu net söyleyebilirim. Yani bunlar da mazeret olarak alınmasın. Yani Cardoso eli kırık, kadroyu alamadık. Kartal çok zor durumda. Oynatsak belki 1-2 ay kaybedeceğiz. Karol 1,5 ay sakat, 2 idmana çıktı. Puan alma yaklaştığımız bir bölümde, aslında Karol'ü hiç oynamadığı bölümde sol öne attım ben. Altılı savunma yapmasını istemedim ama Galatasaray bizi itti. Oradaki sebep biraz o. Hiçbir zaman ama ister istemez o son bölümde sizi rakip itebiliyor. O durumlarda da her ne kadar Ali ile Eray ile Akal'la savunmaya çalışsak da merkezi çok çok aşırı şut vermedik. Yani çok çok içimize sokmadık ama Galatasaray takımına bazen de veriyorsunuz. Yani Manchester United'ın Bayern Münih'in verdiği gibi baktığınızda. Ama stratejimiz orada son bölüm sorunuza cevaben orada altılı savunmak değildi. Onu net söyleyebilirim. Buyurun. Şöyle, yani sorduğunuz için cevap vereyim. Bunlar sakın mazeret olarak da algılanmasın. Yani söylediğim gibi. Sorunuza cevaben şunu söyleyebilirim. Transfer yasağımız şu an itibariyle devam ediyor. 15 gün önceki süreçte bir Kemen ve geçen hafta da Tiam ayrılı oldu. Pendik Spor'la anlaştı. 3 tane oyuncumuz Majid, Mane ve Julian Cambi Afrika Asya Kupası'nda Kartal, Cardoso, Karol ve Uzo Dimba'da sezonu kapattı. 4'te sakatımız oldu. Transfer yasağımız şu an itibariyle devam ediyor. Şehrin ileri gelenleri, yönetimimiz var gücüyle bunu aşabilmek için uğraşıyorlar. Az önce söylediğim gibi Kayseri önemli bir marka. Kayseri Spor büyük bir takım. Kayseri şehri önemli bir şehir. Ümit ediyorum. İhtiyacımız da var. Hep beraber bu sorunun da üstesinden gelerek yola daha sağlam adımlarla devam edebileceğimizi Kayseri Spor Teknik Direktörü olarak ümit ediyorum. Kolay bölümler değil. Tabii hamle şansımızın, bazı oyuncularımızın fiziksel durumlarına da bakıyorum. Aslında örnek Ramazan'ın ben bugün itibariyle oyunda kaldığı sürece ciddi teknik taktik anlamda ciddi katkılar sağladı mesela ama fiziksel olarak çok düşüyordu. Ailton'da, Boğamarte'de nitekim fiziksel olarak ama ya birçok karar, birçok şey düşünüyorsunuz. Maçtan önce de planlarınız oluyor. Dokunmak istedim. Karol hamlesi maç öncesi kafamda yoktu ama sonuç, süreç böyle bir hamlenin doğru olabileceğini düşündüm. Evet, az önce belki ismini saydığım oyuncular kulübemizde olsa ben buraya Galatasaray maçına 5 hafta önce Fenerbahçe maçına çıktığıma yakın
bir kadro derinliğiyle çıkabilsem oynayacağım oyunda, yapacağım değişikliklerde, belki planlayacağım şeylerde çok 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 farklı olabilirdi. Mevcut durum, elinizdeki oyuncular, bugün de mesela söylediğim gibi Eray'ın ilk maçı, en doğru oyunu bulmaya çalıştık. Sorunuza cevaben evet, şunu da yapabilir miyim dediğim, şu an itibariyle belki yarın belki sorunuza belki farklı cevap verebilirim ama şu anki cevabım galiba mevcut şartlarda yapabileceğim buydu. Herkese çok teşekkürler. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar.